Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Bahsetmiştim size yazlığa gideceğiz, tatile gideceğiz diye. Bugün o gün, birazdan yola çıkacağız. Şu an saat 1'e çeyrek var. Saat 2'de çıkacağız. Aslında herkese uyuyor biraz, o yüzden kısık konuşuyorum. Saat 8.30'da uyandı. 11.30-12'ye doğru yatırdım. Yoksa çok uysuz olurdu yolda. O yüzden 1 saat, 1.5 saat bir uyusun. En azından uykusunu alsın diye. Hemen uyandıktan sonra yemeğini yedirip çıkacağız. Aslında böyle biraz tedirginim yani, ne yalan söyleyeyim. Çünkü böyle ben hiçbir zaman Samet'siz veya annemsiz yola çıkmadım. Yani yola çıkıyorsam mutlaka yanımda ya Samet vardır, ya annem vardır, ya teyzem vardır. Şimdi yanımda hiçbiri yok. Kuzenim, dayım ve yengem falan var ama gene de onlar olmadığı zaman böyle ister istemez bir tedirgin oluyorum. O yüzden böyle biraz paniğim. İnşallah bir şey unutmamışımdır. İlla ki bir eksik çıkacak ama böyle hani hemen böyle acil bir ihtiyaç halinde elimin altında olması gereken, inşallah bir şey eksik olmaz yani. Yani illa ki bir şey unutmuşumdur kesin ama hani önemli olan bir şey değildir inşallah. Gerçi kocaman bir bavul, onun bir boy küçüğü olan bir bavul, iki tanesi çantasıyla gidiyorum. O yüzden yani umuyorum ki bir şey unutmamışımdır. Almam gereken her şeyi aldım. Özellikle ben çok önemli değilim ama aslında Aksel'in ihtiyaçlarının çoğunu aldım diye düşünüyorum. Hatta hepsini almışımdır. Aldım, evet ya, aldım. Artık bir eksik çıkarsa da yapacak bir şey yok. Zaten muhtemelen bir dahaki hafta sonu Samet yanımıza gelecek. O yüzden bir eksik varsa ona söylerim, o getirir. Şimdi bir yarım saatlik boşluğum var. Aslında Aksel'in uyanmasını bekliyorum. Uyandığı zaman dediğim gibi hemen yemeğini yedireceğim ve saat 2'de çıkmamız lazım. Anca yetişeceğiz çünkü. Tabii ki işte bavullarla inbin falan filan. Allah'tan yolumuz çok değil, onu da söyleyeyim. Yani 1,5 saatlik falan bir yolumuz var. İdo ile gideceğiz. İnşallah Aslan Aksel İdo'da durur. Bilmiyorum. Hiç onunla böyle bir girişimde bulunmadı. Yani otobüse falan binmedi çocuk. Hiç bilmiyor. Yani deniz otobüsünü savurdu. O yüzden dediğim gibi inşallah yolda durur. Bizi çok zorlamaz. Öyle. Sanıyorum ki artık bu videonun devamı yazlıkta gelir. Bana yol için şans dileyin. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. O zaman yazlıkta görüşürüz. Bu küçük bey uyandı. Bunu giydirdim. Aslan Aksel, nereye gidiyoruz oğlum? Ana. Ebe değil oğlum, tatile. Nereye gidiyoruz oğlum? Ana. Ebe değil. Bir aslan ol bakayım. Aslan ol, güzel ol. Güzel aslan ol. Bıcı bıcı yapmayacağız oğlum şimdi. Aslan ol bakayım. Aferin benim oğluma. Şimdi biz giyindik. Hazırlandık. Kuzenimi bekliyoruz. O gelecek. Ondan sonra çıkacağız. Muhtemelen 2 dakikaya falan da gelir. İnşallah sorunsuz bir yolculuk geçiririz. Bilmiyorum yani, çocukla gerçekten o kadar şu an gerginim ki. Ve geldi kuzenim. Ebe. O zaman yazlıkta görüşürüz. Herkese merhaba. En son tatile gidiyorum diye bir video başlatmıştım. Evdeydik ve biz çok şükür tatile geldik. Ve neredeyse 3 haftamız bitti. Ama 3 haftadır asla video çekmiyorum. Daha doğrusu şöyle... 3 haftadır video çekiyorum. Aslında senin görüntülerini, fotoğraflarını full çekiyorum ama hani bu videonun sonuna böyle tatil görüntülerini koymak istemiyorum. Çünkü bana diğer insanların tatil videolarını izlemek çok sıkıcı ve anlamsız geliyor. O yüzden sizin de sıkılabileceğinizi düşündüğüm için hani bu videonun sonuna o tatil görüntülerini eklemeyeceğim. Bu videonun sonu başka türlü ilerleyecek. Dediğim gibi biz geldik, 3 haftadır buradayız. Ama şu 3 hafta gerçekten hayatımın en zor 3 haftalarından biri diyebilirim. Çünkü buraya geldiğimizden beri Aslan Aksel gerçekten inanılmaz derecede huy değiştirdi. Yani normalde çocuk yapmadığı şeyleri yapmaya başladı. Yaptığı şeyleri asla yapmamaya başladı. Bir kere ciddi bir iştah problemimiz var. Yediği şeyleri asla yemiyor. Sürekli köfte ve döner yemek istiyor. Su içmek istiyor. İşte meyve suları içmek istiyor. Tabii ki ev yapımı. İşte buradan bir şey, ne bileyim, kayısı, şeftali falan alıp sürekli ona ev yapımı olmaya usulları yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında süt içen bebekti mesela ama asla süt içmiyor kahvaltıda. Mutlaka bir bardak süt içerdi. Onun yerine sürekli emmek istiyor. Tabii ki emmesi problem değil ama mesela normalde İstanbul'da 5 kere falan emerken burada 15 kere falan emmek istiyor. İnanılmaz bir şekilde emmeye düştü. Ve emdiği için de yemek yemek istemiyor sanırım. Bir de sıcaktan tabii ki. Ama tabii ki yemek yemesi de lazım. Her ne kadar emse de benim içim rahat etmiyor yemeğin yerini tutmayacağı için. Ama yapacak bir şeyim de yok çok fazla. Gerçi şu hani geçici bir dönem olduğu için yani tatil programı çok fazla sıkmak istemiyorum. Artık eve dönünce ciddi bir disiplin bizi bekliyor. Çünkü burada gerçekten çok sağladı, çok şımardı işin açıkçası. Çünkü her gelen herkes onu fazlasıyla şımartmaya başladı.
Ben de çok fazla sıkmıyorum. Zaten yemek konusunda zorlasam da yemiyor. O yüzden ne onu ne kendimi sıkmanın bir anlamı yok. Neyse, dediğim gibi 3 haftadır buradayız. Gerçekten 3 haftadır bir video çekmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani yani burada şu an mesela yengemle ve kuzenimleyiz. Ondan önce kuzenimle kaldık. Yengem geçen hafta geldi. Daha ondan önceki hafta da Samet geldi bu arada. Ama hani burada tatile gelmişiz. Sürekli elimde telefon veya işte odaları kapanıp video çekmek istemiyorum. Mesela şu an onlar pazara gitti. Burada pazar var. Biz çok sıcak olduğu için bir de Aslan Aksel'in uyku saati olduğu için pazara gitmedik. Ama onlar pazara gitti. Aslan Aksel'de uyuyorken size bir merhaba demek istedim işin açıkçası. Çünkü söylemem gereken şeyler var. Ancak böyle fırsat bulabilirsem çekmek istiyorum. Onun dışında herkes buradayken, sohbet muhabbet ederken bırakıp video çekmek istemiyorum işin açıkçası. Mesela ben sadede geleyim artık. Şimdi biliyorsunuz elma diyetinden çıktım ve ne diyordum? İşte ben yazlığa gidene kadar elma diyetini yapacağım. Ondan sonra kendime bir 3 hafta veya 2 hafta neyse hani izin vereceğim. Ondan sonra tekrar bir diyet programına başlayacağım. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben elma diyetini çok şükür bitirdim ama lütfen bana kızmayın. Elma diyetinin sonucunu burada paylaşmayacağım. Bu videoda paylaşmayacağım. Bundan sonraki video söz veriyorum elma diyetiyle alakalı olacak. Kaç kilo verdiğimi, neler yaptığımı hepsini tek tek açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Yani devlet sırrı değil bu. Ama bu videoda söylemeyeceğim. Bu videoda söylemek istediğim başka şeyler var. Dediğim gibi elma diyetini bitirdim. Benim planım, bahsetmiştim size, 1,5 hafta görünümce veya 2 hafta yemek yiyip ondan sonra kendimi tekrar sıkı bir diyete sokmaktı. Biz buraya geldik, çok şükür geldiğimiz gün dışarı çıkıp yemeğimizi yedik. Ama ondan sonra inanın 5 gün ben yemek yemedim. Neden diye soracaksınız, burası gerçekten çok sıcak. Evet, nem oranı yok, böyle çok fazla terlemiyorsun ama gerçekten çok sıcak, sıcak insanı bunaltıyor. Sanırım sıcaktan çok fazla canım yemek yemek istemedi. Ben de açıkçası biraz işime geldi ve çok fazla kasmadım. Canım yemek yemek istemiyor mu? Ben de yemedim. Peki bu 5 gün boyunca ne yaptım? 5 gün boyunca sadece sıvı beslendim arkadaşlar. İnanır mısınız? Ama yani bu tamamen spontane oldu. Yani hiç böyle bir şey planlamıyordum. İşte 5 gün boyunca sürekli kahve içtim. Soda içtim. Meyveli veya sade. İşte tabii ki turşu içtim. Bazen Aslan Aksel'e yaptığımız meyve sularından içtim. Mesela ilk geldiğimiz hafta denize giremedik. Deniz çok kötüydü. Ama ondan sonraki haftalar temizlendi ve denize gidebildik. Biz ilk geldiğimiz hafta mesela denize gitmedik, havuza gittik. Öyle bir program yapmıştık kendimize. Neyse, işte denizde mesela kendime Aslan Aksel'in, kendime Aslan Aksel'e yaptığımız meyve sulardan alıp götürmüştüm. Orada onlardan içtim. Dediğim gibi sürekli sıvı beslendim ama kötü bir şey yedim mi diye soracak olursanız mesela şöyle bir durum oldu. Mesela ne oldu? İşte kuzenimle kendimize akşam Aslan Aksel'e yaptıktan sonra kahve yaptık. İşte onun yanında mesela bir akşam bir paket Crocs yedim. İşte bir akşam ne yaptım? Mesela kuzenim cips açmıştı. Bir avuç cips yedim. İşte bir akşam kurabiye varsa kahvenin yanında 3-4 tane kurabiye yedim. Hani hep bu şekildeydi. Evet, zaman olarak yani saat olarak geçti ama gün içinde hiçbir şey yemediğim için, gün içinde zaten sürekli aktif olduğum için de onlar bana inanın kilo yapmadı ve gerçekten ben bu süre zarfında çok güzel kilo verdiğimi hissediyorum. Çünkü hem suratımdan hem kıyafetlerimden bu belli. Tartılmadım evet ama tartılmaya da gerek yok. Bazen görünen köy kılavuz istemez. Ve ne oldu? O 5 günün sonunda da Samet geldi. Samet geldikten sonra artık dedik ki hani biz de artık Samet'le beraber bir şeyler yemeye başlayalım. Ve zaten hani Samet de yemek yesin diye hani bir şeyler yapalım dedik. İşte Samet geldikten sonra böyle akşam yemeklerini veya sabah kahvaltılarını aperatif geçirmeye başladık. Yani şunu demeye getireceğim. Hani demiştim ya 1,5 hafta ne isteyeceksem, ne yemek isteyeceksem yiyeceğim. Maalesef onu yapamadım. İşte 5 gün boyunca bir şey yemedim ve 5 günün sonunda da artık sabah ve akşam olacak şekilde kendime bir beslenme düzeni oluşturdum. Şunu da söyleyeyim, asla diyet gibi değil. İşte ama ne yiyorum? İşte sabah aslında size bir tane yumurta açarken kendime de bir tane yumurta açıyorum. İşte peynir, salatalık, biber. Zaten dediğim gibi sıcak böyle salatalık falan filan yenmiyor. Bu şekilde hafif bir kahvaltı yapıyorum. Akşam yemeklerinde ise genelde bu zeytinyağlı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok sıcak olduğu için öyle sıcak sulu yemekler yenmiyor. O yüzden burada da işte zeytinyağlı taze veya işte karpuz peyniri yani o tarz şeylerle akşam yemeğini de kapatıyoruz. Onun dışında ne yiyorum? Onun dışında gerçekten bir şey yemiyorum. Mesela denize gidiyoruz. Halimden de anlamışsınız. Biraz yoğunlaştım. Dediğim gibi ilk hafta deniz kötüydü ama sonradan deniz temizlendi ve gayet güzel oldu. Biz bu son bir haftadır denize gidiyoruz. Ondan önce havuza gidiyorduk. Denizde de işte sıcak suyla termos sıcak su götürüp kahve içiyoruz denizde. Mesela kuzenimler falan, yengemler falan işte biraz bir şeyler atıştırıyoruz. Kola falan içiyor. Ben zaten kola çok sevmediğim için
tercih etmiyorum. Ben de ne yapıyorum? Kahve içiyorum, soda içiyorum denizde. Ama denizde atıştırmak bir şey yemiyorum. Öyle yani asla planladığım gibi olmadı. Ya umarım bu ses sizi rahatsız etmiyordu. Ben kaptırdım konuşuyorum ama gerçekten ortam video çekmem için harika yani. Ve gittikçe yükseliyor. Neyse ya şunu diyecektim. Yani şunu diyeceğim kısacası. Planladığım gibi olmadı. Yani ben işte bu 1,5 haftada geldiğimden itibaren 1,5 haftada güzel yemek yerim diye düşünüyordum. Böyle planladığım şeyler vardı. Ama onları yiyemedim. Ondan sonra da işte bu 5-6 gün yemek yemediğim için de canım açıkçası fazla bir şey istemedi ve işte ben o 1,5 hafta canım ne isterse yiyeceğim bölümünü geçtim. Ve diyordum ya o 1,5 haftanın sonunda da bir diyete başlayacağım. O bölümü de geçtim maalesef. Tamamen işte böyle spontane bir hal oldu bu diyet işi. İşte ne oldu, sıkı bir diyete girmedim. O 1,5 haftada belki kilo alacaktım. O kiloyu da almadım. O yüzden biraz dengelemiş gibi oldum. Şimdi böyle sabah ve akşam olacak şekilde iki öğün besleniyorum. Çok da kasmıyorum yani. Ama şu da bir gerçek. Kesinlikle burada kilo verdim arkadaşlar. Yani bunu kendi kıyafetlerimden ve suratımdan anlıyorum. Bilmiyorum size de yansıyor mu. Ama burada gerçekten kilo verdim. Kaç kilo verdiğimi bilmiyorum. Tartılmadım. Bir eczane bulsam belki tartılıyorum ama eczane hiç denk gelmedi. Bu yolun sonunda mı ne varmış bilmiyorum. O tarafa da hiç yolum düşmedi. O yüzden tartılmadım ama gerçekten hissediyorum kilo verdiğimi. Umarım bu elma diyetinin üzerine böyle bir 3-4 kilo da vermişimdir. O zaman maalesef tadından gelmez. Gerçi dediğim gibi kıyafetlerimden anlıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden sağlam bir yazlık alışveriş yapmıştım. Böyle işte 3-4 tane şort falan almıştım. Elbiseler almıştım. Ve şortlarımın hepsi 36 beden. Elbiselerim de 36 beden. Daha elbise giymek nasip olmadı. Ama bir kot şortum vardı. Onun önü asla kapanmıyordu. Kavuşmuyordu bile. Ve şu an o şortun içine girebiliyorum. Bu da demektir ki doğru yolda ilerliyorum. Ve kilo vermişim. O yüzden motiveyim yani. İşte aman akşam yemek yiyorum veya sabah kahvaltı yapıyorum gibi moralimi bozmuyorum. Yani aman hani kilo alır mıyım gibisinden. Çünkü burada dediğim gibi insan bir kere zaten sıcaktan galiba kilo veriyor. Çünkü dediğim gibi nem yok ama gerçekten çok sıcak. Bir de hani bebekli olunca da hani normalde işte bebek olmasa istediğin zaman sabah kalk denize git veya işte ne yapmak istiyorsan yap ama bebekli olunca pek öyle olmuyor. İşler aslında Aksel'in istediği gibi yürüyor. O yüzden işte sabah kalkıp böyle onun kahvaltısını yemeğini hazırlamadan denize de inemiyoruz. İnemiyorum daha doğrusu. Öyle yani. Ve şunu da ekleyeceğim. Siz de yazın bir tatil programınız varsa kesinlikle kendinizi tatile zorlamayın. Yani tatil sonuçta en fazla eğer yazlık değilseniz ne kadar olacak? 15-20 gün olacak. Ve 15-20 günde maksimum alacağınız 3-4 kilodur. Full istediğiniz yerseniz. 3-4 kilo da çok problem değil. Sonuçta tatilde bir kere gidiyoruz. Yıllık olarak bir kere gidiyoruz ve biliyorsunuz zaten zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanın tatilde kafasını boşaltması ve gönlünce yapmak istediği şeyler vardır. Ve siz de kendinize lütfen o 15-20 günde izin verin. Yemek mi yemek istiyorsunuz yiyin. İstemiyor musunuz benim gibi yemeyin. Yani tamamen canınız ne istiyorsa onu yapın. Aman işte tatildeyim. Yemek istiyorum ama kilo alacağım diye de korkuyorum. Boş verin gitsin ya. Zaten bu tarz korkularınız varsa biz hayatımız boyunca diyet yapmış ve diyet yapmaya mahkum olan insanlarız. Sen tatile gidip o yemeği yesen de dönüşte zaten diyete gireceksin. Yemesen de diyete gireceksin. O yüzden bari ye, öyle diyete gir. O al yediğin, keyif aldığın yemeklerde yanına kar kalsın. Evet 3-4 kilo olarak sana geri dönecek ama problem değil. Dediğim gibi zaten her şekilde tatil sonucu diyete gireceksin. Bari diyete girdiğindeysin. Ama ben öyle yapamadım. Tamamen dediğim gibi plansız bir şekilde ilerledi. Ben bu tatilde kilo verdim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şunu da söyleyeceğim. Normalde dediğim gibi yazlıktayız ya. Hani bir videoda bahsetmiştim size. Bilmiyorum hatırlar mısınız veya izleyen eski takipçilerim bilir mi? Ben yazın 10 yaşında falandım. İşte denize giderdik. Denize herkes işte çikolata bir şey falan yerdi. Ben yemezdim. Tatilde bile diyetteydim diye. Sanırım bir videoda bahsetmiştim ama hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Biz şu an yine aynı tatil bölgesindeyiz. Biz zaten yıllardır hep aynı tatil yerine gideriz. Bizim gibi dayımların burada evi var. Bir zamanlar bizim de vardı ama mazi oldu. Neyse dayımların evi var. Dediğim gibi kendi evimiz olmasa bile onlara geliyoruz. Yıllardır buraya geliriz ve ben çocukken de burada gelip diyet yapıyordum. Ve şu an yine geldim.
çocuğum var. Kendi çocuğumla geldim işte, 33 yaşındayım ve hala diyet yapıyorum. Yani kaderime bakar mısınız? Bundan 25 sene önce de ben buraya gelmiştim ve o zaman da diyetteydim. 25 sene sonra geldim oğlumla beraber çok şükür. Ama gene diyet yapıyorum. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi biz hayatımızın sonuna kadar diyet yapmaya mahkum olan insanlarız maalesef. Yani bu 2 sene önce zayıflık dönemimde mesela buraya gelmek nasip olmadı. O zaman da bir sene dayımların ev vardı. Ev vardı yani gelebilirdik ama. Neyse bilmiyorum, o dönem buraya gelmek nasip olmadı. Böyle zayıfken işte giyineyim, süsleneyim, bikinimi giyineyim, akşam elbiselerimi giyineyim, ortalıkta dolanayım falan olmadı o dönem. Şimdi gene kilo verme döneminde geldik. Yapacak bir şey yok, Allah sağlık versin. O da bir şekilde olur. Belki seneye bu dediklerimi daha rahat yaparım. O zaman istediğim kilo ödürmüş olurum ve hiç bu tarz şeylerle uğraşmam. Ama gerçekten de insan bazen böyle sistem etmeden de kendini alamıyor. Yani düşünüyorum 25 senede hiç mi bir şey değişmez ya? Aynı yer, aynı insan ve gene aynı durum. O zaman da diyet, şimdi de diyet. Neyse dedim ki Allah sağlık versin. Ha, bu arada şunu da söyleyeceğim. Burada tabii ki spor yapmıyorum. Buradaki sporum yüzme ve yürüyüş. Dediğim gibi gündüz çok fazla yürümeye çıkamıyoruz. Gündüz denizdeyiz. Yaklaşık bir 3-4 saat denizde falan kalıyoruz. Aslında Aksel'i büyük arabasında denizde uyutuyorum. Serin serin orada uyuyor. Bir ağacın altında. O uyurken işte yengem ona göz kulak oluyor. Biz de kuzenimle denize gidip bol bol yüzme şansımız oluyor. Orada dediğim gibi spor yapıyorum yüzmeyle. Akşamda işte Aslan Aksel, işte akşamda Aslan Aksel'i parka götürme bahanesiyle bir boy yürüyoruz. Dönüşte de Aslan Aksel'i parka götürüp eve dönüyoruz. Sporum bundan ibaret. Spor olarak geçiyor mu bilmiyorum ama hani ben kendimi bu şekilde spor yapıyormuşum gibi avutuyorum ama bence etkisi oluyor ki gerçekten kilo verdim. Aslında biliyorum şu an bana kızacaksınız bu videoyu yayınladım diye. Çünkü elma diyetinin sonucunu merak ediyorsunuz. Elma diyetiyle alakalı neler yaptım, neler yapmadım bunları merak ediyorsunuz. Artık neden kaç kilo verdiğini açıklamıyorsun, devlet sıra haline geldi diyeceksiniz. Bununla alakalı sistem ne diyorsunuz, diğer videoların altındaki yorumları okuyorum. Ama lütfen kızmayın bundan. Bir sonraki video söz veriyorum elma diyetiyle alakalı video olacak. Yani elma diyetinin sonucu, neler yaptım, neler yapmadım, işte püf noktaları vesaire. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Size çok güzel tüyolar vereceğim. Çok güzel işinize yarayacak küçük küçük bilgiler vereceğim. Asla hayatınızı zorlaştırmadan günlük hayatınızı yerine getirebileceğiniz ve kilo vermenize faydalı olacak bilgiler gelecek o videoda. Hadi ben artık gideyim bir kahve içeyim. Aslan Aksel'le uyanmadan birazdan da yengemler gelir zaten pazardan. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.